Yaşamın yeni mozaiği. Palladium Alışveriş Merkezi. Mimarisine ve sosyal ve kültürel yapısına uygun olarak tasarlandırmasız.
şekilde bir gün içerisinde ümit ettiğimiz bir yapı hayal edilmiştir. Bu hayalimiz gerçekleşenler ve anlarlar bunda takdirdeki hayal olduğu bir yapıya hayat veren diğerlerinin anlasıyla kendilerine de hırsı kendi hayatı çekilmek istiyorum. Bundan burada daha hazırlık adına diğer projelerine geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu projenin yanında çoğu burada olan Canan Başkan çalışan üzüntüleri keşifle kurulmuş emekleri olmasaydı hayata geçemezdi. Fakat müsaade edersen sizlere de tek tek teşekkür ederim canım. Sadece üç kişiye özellikle burada bahsetmeden geçeceğim. Öncelikle tamamen şehrin çıkarlarını ve halkın ihtiyacı doğrultusunda bizi yönlendiren ve bu yolda her konuda bizlerden destekleyicisizliğe gelen sayesinde şehrin istihdam, ekonomik canlılığını, sosyal ve kültürel mekandan kazanmanın yanına bulunduğunuz çok değerli Antakya Belediye Başkanımız, Sayın Hoca Doktor Ülkü Savaş Aşa, sonsuz şükranlarınızı sunmak istiyorum. Demek ki Antakya'ya, Antakya'daki bu bir
bilgime edilmişler. Bundan sonra üniversite içerisinde Orta Doğu'daki Karabağ'da ve Suriye'deki Kardeşim Üniversitesi Tenerbes buradaki kazancı ekonomik değerlerin üst seviyeye çıkacağına inanmışlar ki bu yatırım yapmışlar. Ben o inanca ortak alanlardan bir tanesiyim. Şimdi siz şehirlerine belediye başkanı olarak, yatırımcı olarak şehirde birçok şeyi azaltabilirsiniz. Ama şehrin kendi değerleri varsa o değerleri mutlaka gün ışığına çıkar. Bizim tarihi kültürün medeniyetin ikili hassasına ulaştı. Dünyadaki barışın kardeşliğin hoşgörünü elden görüldüğü şehirlerde bütün renklerin birbirine samimiyetle göz özmeyle bakacak kadar yakın olduğu başka bir şehir yok. Biz şuna inanıyoruz. Siz caddeleri sokakları altyapıyı 3-5 geçici vermemişsiniz. Ticarette 2-3 sene sekteye uğrayabilirsiniz. Ama o dokunun o şehri sosyal barışını bozarsanız yüzyıllarca geri getiremezsiniz. Ben her zaman övündüğüm, televizyonda da, radyoda da her zaman Kıvanç'la bahsettiğim bir konu var. Biz içeriden dışarıdan o kadar yanılmaya rağmen burada sosyal barışını tipik ayakta tutan bir toplumuz. Her yerde tipik ayakta tutan bir toplumuz. Ve memnuniyetimizin gerçekten göz önüne bakacak kadar, birbirlerinin kalbindeki o atımı hissedecek kadar da birbirimize sevgiyle dolu bir toplumuz. İnanıyorum ki bu Suriye'deki kardeşi kalmasının Orta Doğu'daki Arap bağlılığı biter bilmez. Antakya çekip merkez olmaya devam edecek. Hem bu iki tane AVM'miz hem de bundan önce Türk esnafımız eski canlıları hatta daha fazlasını hak edecek diye düşünüyorum. Siz sayın yatırımcılarınız böyle bir yatırım yaparken biz de boş durmuyoruz. Hükümetimiz olsun, belediyemiz olsun. Buradaki sizlerin kararınız, esnaf odalarınız, sizlerin kararınız, borsa başkanımız ve diğer sizin okuduğu gündemlerimiz gerçekten durumlar önünde geleceği işaretmeye devam ediyoruz. Öncelikle tarihi yolumuza, altyapımıza, yapımıza, yeşil alanlarımıza, yollarımıza modern aynı zamanda klasik bir şehirle yarışan ne varsa onları yapıyoruz. Bizi bu kargaşa, Anadolu gibi kargaşa dikkat edilmez. Gerçekten de gelecek misafirlerimizle hem ADM'lerimiz hem de esnafımız, dışarıdaki esnafımız çok daha fazlasını kazanacak. Hakiki değeri ulaşacak diye düşünüyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki buraya gelen uzun çerçevesi de sürdürüyor. Oraya gelen TRT'nin kapatacağına çıksın istiyoruz. Oraya gelen de ne gelsin istiyoruz. Yani herkesin hizmetiyle yaşasın diye düşünüyoruz. Tekrar bu güzel mahallemizi hem yatırımcılarımıza hem memleketimize, milletimize hem de buradaki esnafımıza, dışarıdaki esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını tebrik ediyoruz. Herkese saygılarımı ediyoruz. Sayın Başkanım, bu çok çok aramansızı size göstermiş olduğunuz için sizden dolayı bugün anlamsana kabul etmenizi rica ediyorum. Bir
Bir de son olarak tekrar Aslan Can Öncü Efendimiz'e Palladium Alışveriş Merkezi. Yaşamın yeni mozaiği.